Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin 3. testini birlikte çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Yine şahane minik bir denememiz bizi bekliyor. Haydi bakalım, zaman kaybetmeyelim. Denememiz başlasın. Gelsin birinci sorumuz. Evet, bakın arkadaşlar 4-5 tane öncül vermiş bize burada. Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış vermiştir demiş. Yanlış olanı bulmamızı istiyor. 1. Ziget var seferi. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi. Doğru arkadaşlar. Bakın bu ifade kesinlikle doğru. Amasya Antlaşması İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır. Kesinlikle 1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan ilk resmi antlaşmamız İran'la doğru. Preveze Deniz Savaşı Akdeniz'in Türk Gül hale gelmesini sağlamıştır. Bu da doğru. İstanbul Anlaşması Avusturya'ya karşı üstünlüğün sağlanması kesinlikle arkadaşlarım bu da doğru. Trablusgarp'ın fethi Akdeniz'de alınan ilk yer yanlış. Arkadaşlar Akdeniz'de aldığımız ilk yer biliyorsunuz Trablusgarp değil neresidir? 1517'de fethedilen Mısır'dır. Mısır Trablusgarp'tan daha önce alındı değil mi? Bakın Trablusgarp 1555'te alınıyor. Pardon 1565'te alınıyor. Ama Mısır 1517'de alınıyor değil mi? Dolayısıyla bu ifade yanlış. Trablusgarp Akdeniz'de alınan ilk yer değildir. Cevabımız kesinlikle edin arkadaşlar. Evet. Gelsin bakalım ikinci sorumuz. Evet ne diyor bize burada? Kanuni Sultan Süleyman döneminde aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Macaristan ilk kez Osmanlı Devleti'ne bağlı hale gelmiştir? Evet, dünyada en kısa süren savaş 1526 Mohaç Meydan Savaşı'dır. Ve bu savaşta dünyada en büyük ordulardan biri olan 7 Hristiyan ülkenin ordusunu Kanuni Sultan Süleyman 2,5 saat gibi kısa bir sürede arkadaşlar gömmüştür adeta ve Macaristan'ı fethetmiştir. Macaristan'ı kendine bağlı bir bölge haline getirmiştir. Macar tahtına Jan Zapolyo denilen bir Osmanlı taraftarını atamıştır. Dolayısıyla Macaristan'ın fethedilmesini sağlayan dünyanın en kısa süren savaşı Mohaç Meydan Savaşı'dır arkadaşlar. Cevabımız denizde olacaktır değil mi? Bakın bu sorular yine AYT'ye yönelik bilgi sorularıdır arkadaşlar. İnşallah size katkı sağlar diye düşünüyorum. Evet. Gelsin üçüncü sorumuz. Osmanlı Devleti'nde Fransa'ya kapitülasyonlar verilmesi, Sokullu döneminde kanal projelerini geliştirilmesi, Katoliklere karşı protestanların desteklenmesi, durumlarından hangilerinin coğrafi keşiflerle önemini yitiren ticaret yolları için önlem niteliği taşıdığı söylenebilir. Bakın arkadaşlar Fransızlara verdiğimiz kapitülasyonlarla hem Akdeniz ticaretini canlandırmak istiyoruz, böylelikle coğrafi keşiflerin olumsuz etkisinin önüne geçmek istiyoruz. Hem de Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamak istiyoruz. Sokullu döneminde kanal projeleriyle hem İpek yolu hem baharat yolu ticareti yeniden canlandırılmak istenmiştir. Lakin başarılı olamadı biliyorsunuz. Çünkü bu projeler hayata maalesef ki geçmedi. Lakin Kanuni döneminde arkadaşlar Katoliklere karşı protestanların desteklenmesinde ticaretin artması değil de daha çok Avrupa Mezhep Birliği'nin parçalanması amaçlanmıştır. Özellikle Kanuni Martin Luther ve onu destekleyenlere el altından destek bile yollamıştı değil mi? Yani bunlar birbirlerine girsinler ki biz de Avrupa'da kolay bir şekilde ilerleyelim. Bu Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamak için yapılan bir girişim. Bunun ticaret yollarıyla bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle ve kesinlikle Denizli seçeneği olacaktır sevgili gençler. Evet. Gelsin dördüncü sorumuz. Evet. Yavuz Sultan Selim döneminden çıkmış. Yavuz Sultan Selim döneminde 1. İran, 2. Mısır, 3. Belgrad yerlerinden hangileri üzerine seferler yapılmıştır? Bakın İran dediği Safeviler yapıldı. Nedir bu seferin adı? 1514 Çaldıran Savaşı'ydı değil mi? Muhteşem bir zafer kazandı Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'e karşı. Evet bu doğru. O zaman buraya bir tık attık. Mısır. Zaten Mısır'ı fetheden Yavuz Sultan Selim değil mi? Neyle fethetti? 1516 Mercidabık Savaşı ve 1517 Ridaniye Savaşları'yla Yavuz Sultan Selim Memlükleri yıktı ve Mısır'ı fethetti. Doğru. Lakin Belgrad'a sefer düzenleyen kişi 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman'dır der arkadaşlar. Yavuz döneminde Belgrad üzerine bir sefer düzenlenmemiştir. Zaten Yavuz
daha çok doğu meselesiyle uğraşmış ve fetihlerini, seferlerini doğuya yönelik yapmıştır. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle 1 ve 2'dir. Yani yine cevap Denizli arkadaşlar. Evet. Gelsin 5. sorumuz. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklar içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Zaten biliyorsunuz İstanbul'un fethi kalıp bir sorudur arkadaşlar. A. Ceneviz ve Karamanoğulları ile saldırmazlık antlaşmasının yapılması. Kesinlikle özellikle Karamanoğullarına güvenemiyor Fatih. Arkasını sağlam almak istiyor. Rumelisar'ın yaptırılması kesinlikle Bizans'a Avrupa'dan gelen yardımların önünü kesmek için. Bakın bunu sakın Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı Anadolu Hisarı'yla karıştırmayın. Şahi topunun döktürülmesi biliyorsunuz bizzat tasarımını kendi çizdi. Macar Usta Urban'a devasa ağırlıkta ve devasa büyüklükte bir top döktürdü. Bu topun adı neydi? Şahi top. 400 parçalık bir donanma kuruldu. Kesinlikle. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması arkadaşlar saçma. Yeniçeri Ocağı'nın İstanbul'un fethiyle burada bir ilgisi yok. Yeniçeri Ocağı'nı kuran zaten Fatih değil. 1. Murat Hüdavendigar'dır değil mi? Dolayısıyla bu Fatih'le ilgili bir şey değil. İstanbul'un fethiyle ilgili bir şey değil bu. Tamam elbette İstanbul'un fethinde Yeniçeriler var ama burada Yeniçeri Ocağı'nın kurulması diyor. Yeniçeri Ocağı'nı kuran Fatih mi yoksa 1. Murat mı? 1. Murat cevabımız Edirne. Evet dikkat etmek lazım soruya. Güzel bir soru bakın yine. Gelsin 6. sorumuz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1. Cerbe, 2. İnebahtı, 3. Preveze deniz savaşlarından hangileriyle Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyeti güçlendirilmiştir? Zaten arkadaşlarım burada Cerbe ve Preveze Kanuni döneminde kazanılan deniz zaferleridir. Lakin İnebahtı ne bir zaferdir ne de bir Kanuni dönemindeki deniz savaşıdır. Bu 1571 Kıbrıs'ın fethinden sonra donanmamız geriye dönerken İnebahtı'da Haçlılar tarafından pusuya düşürülmüş ve donanmamız ilk defa Haçlılar tarafından burada yakılmıştır maalesef ki arkadaşlar. Bu bir hezimettir, bu bir yenilgidir. Hatta biliyorsunuz bu sırada Sokullu meşhur sözünü söyleyecek değil mi? Biz sizin Kıbrıs almakla kolunuzu kestik. Siz İnebahtı'da donanmamızı yakmakla sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez ama kesilen sakal yeniden gür çıkar diyecektir. Bakın bu savaş zaten Kanun döneminde değil, değil mi? Sarı Selim döneminde yaşanmıştır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3'tür arkadaşlar. Denizli. Evet. Böylelikle bu soruyu da açıklamış oldum değerli arkadaşlarım. Gelsin 7. sorumuz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı hizmetine girmesi sonucu onun hakimiyetinde olduğu için Osmanlı'ya bağlı bir beylerbeyliği haline getirilen yer hangisidir? Biliyorsunuz arkadaşlar Barbaros Hayrettin Paşa'nın orijinal adı nedir? Kendisi bir korsandır kardeşiyle beraber. Orijinal adı Hızır Reis'tir. Hatta Hızır Hayrettin Paşa da diyeceğiz ona biz. Hızır Reis Cezayir'in beyiydi. Kanuni'nin davetiyle İstanbul'a geldi ve Osmanlı'ya katıldı. Bakın Cezayir savaşılmadan ele geçirilmiştir. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Ceyhan. Bakın şu diğer yerlerde çatışma var. Ama Cezayir'de bir çatışma zaten yok arkadaşlar. Doğrudan davet yolladık. Davetimize icap etti Barbaros Hayrettin Paşa'mız. Evet gelsin 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Fatih dönemindeki gelişmelerden biri değildir? Bakın Kırım ve Trabzon fethedilmiştir. A. Kesinlikle doğru. 1461'de Trabzon, 1475'te Kırım fethediliyor. İlk kez altın para basılmıştır. Doğru. Hatta bu paraya biz ne diyoruz? Sultani diyoruz değil mi? Bakın bu önemli bir bilgi. KPSS'de bile işimize yarar. Topkapı Sarayı'nın inşa edilmesi. 1468. Doğru. Sağnı Seman Medresesi'nin açılması. Zaten Fatih'in açtığı medreseler Sağnı Seman medreseleridir. Doğru. Lakin Avusturya ile ilk resmi antlaşmanın imzalanması Fatih döneminin değil Kanuni döneminin bir gelişmesidir arkadaşlar. Ve bu arada Avusturya ile yaptığımız ilk resmi antlaşmanın adı nedir? 1533 İstanbul Antlaşması'dır ya da diğer adıyla İbrahim Paşa Antlaşması'dır arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade Fatih dönemiyle ilgili değil, Kanuni dönemiyle ilgilidir diyorum. Cevap Edirne. Evet, gelsin 9. sorumuz değerli arkadaşlarım. Evet, İran'da bulunan Safevi Devleti'nin Anadolu'yu ele geçirme amacıyla yaydığı Şii propagandasının bir sonucu olarak 2. Bayezid döneminde ortaya çıkan ayaklanma hangisidir? Bakın bu yine ayete yönelik arkadaşlar. Biliyorsunuz bu isyan Şii nitelikli bir isyan, bölücü bir isyan, Tokat, Amasya, Çorum dolaylarında çıkan bir isyan ve güçlükle, zorlukla bastırılan bir isyandır. Bu isyanın adı nedir? Şahkul isyanıdır.
Safevi destekli bir isyandır. Hatta bu isyan 2. Bayezid'in tahtından olmasına neden olacaktır. Çünkü karizmayı çizdiriyor bu isyanda. Bastırılamıyor bir türlü. Zar zor bastırılıyor. Değil mi? Dolayısıyla cevabımız Bursa arkadaşlar. Gelsin 10. sorumuz, son sorumuz. Evet değerli arkadaşlarım, ne diyor? Kıbrıs üzerinde ekonomik denetim sağlanması, baharat yolunda denetim sağlanması, Doğu Akdeniz'de Osmanlı egemenliğinin artması. Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonucunda gerçekleştiği savunulabilir? Bakın bu sorunun bir benzeri arkadaşlar üniversite sınavında çıktı. Haberiniz olsun. Buraya bir dikkat çekelim lütfen. Önemli bir soru bu soru. Evet, Mısır seferinin sonuçlarını soruyor bize. Kıbrıs üzerinde ekonomik denetimimiz artacak. Neden artacak? Çünkü biliyorsunuz Venedik Kıbrıs için Memlüklere ödediği vergiyi kime ödeyecek artık? Osmanlı ödeyecek. Bizim gelirlerimiz artacak. Baharat yolunda denetim sağlanacak. Doğu Akdeniz'de gücümüz tabii ki de artacak. Zaten Mısır Doğu Akdeniz ülkesi değil mi arkadaşlar? Doğru. Cevabımız kesinlikle dolayısıyla Edirne olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Böylelikle bugünlükte denememizin sonuna geldik. Sizlerden ricam kaçta kaç yaptığınızı lütfen sonuçlarda belirtin. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.